Herkese merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf matematik 2. dönem full tekrarlı. Sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle konularımız neydi 2. dönem? Ona bir bakalım. Oran orantı, problemler ve üçgenlerdi arkadaşlar. Böyle kısacık 3 tane konu gibi gözükse de aslında biliyorsunuz ki problemler 8 tane problem çeşitimi vardı ve de üçgenler de geometrinin kalbi ve temeli ve bayağı bir bölümden oluşuyordu. Üçgeni çok iyi bilmemiz lazımdı. Bundan sonra bir de veri diye bir konu var. Onu ilerleyen zamanlarda sizlere ne yapacağımızı açıklayacağız. Şimdi arkadaşlar vakit kaybetmeden başlayacağız ama hemen sizin için 9. sınıflara özel Tonguç Akademinin sizler için yaptığı konsantrasyon kampıyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Geçen hafta artık biz Tonguç Akademi olarak programımızı değiştirmiştik. Ne yapmıştık? Üçgenin yardımcı elemanları birkaç videoydu. Onların hepsini birleştirip size güzel bir video hazırlamıştık. Ve siz de çok beğenmişsiniz. Şimdi arkadaşlar bayrama kadar konsantrasyon kampı yapıyoruz. Niye? Çünkü konsantrasyonumuz iyice dağıldı. Pandemi var. Okul var mı? Yazılılar mı var? Ne oldu? Şöyle böyle derken... Artık evlerdeyiz ve tam konsantre olma zamanı arkadaşlar. 9. sınıfı bomba gibi geçirme zamanı, sonunu noktalama zamanı ve de arkadaşlar gördüğünüz gibi sizin için full tekrarlarla birlikteyiz. Peki niye full tekrar? Çünkü siz istediniz. Siz istediğiniz tonguş Akademi de yaptı arkadaşlar. Çünkü yorumlarda çok fazla full tekrar isteyenler vardı ve de ikinci dönem full tekrarları yaptık. Ne zamana kadar? Bayrama kadar full tekrarların hepsine çalışıyorsun, hepsini izliyorsun ve artık çifte bayram yapıyorsun. Çünkü full tekrarlar bitiyor. Ramazan bayramı ve de sen de 9. sınıfı hakkıyla bitirdiğinin bayramını yapabilirsin. Sadece birkaç konumuz var. Onları da Mayıs'ın son haftasında rahat rahat gönül rahatlığıyla 9. sınıfın sonu geldi artık mantığıyla. Artık koltuğuna rahat bir şekilde uzanıp bak ne kadar rahat dedim artık rahatladık çünkü sen de bunu izleyeceksin. Hemen artık başlayalım. İlk konumuz neydi? Oran orantıydı arkadaşlar. Oran orantı konusuyla başlayalım. Oran neydi? İki çokluğun bölme yönüyle ifade edilmesiydi. Bölme yoluyla. Mesela benim kilomun senin kilonun oranı deyince bu 70 kilo ile 35'i bölme yoluyla oran yapıyorduk. Peki orantı neydi? İki tane oranın eşitlenmesi veya daha çok oranın eşitlenmesi orantıydı. Mesela bakın burada bir orantı var. Bunları biliyoruz. Şimdi orantıda ne vardı arkadaşlar? İki tane böyle orantıları yazdıktan sonra Burada bir tane K diye bir şey vardı. Bu K neydi? Orantı sabitiydi arkadaşım. Orantı sabitiydi ve çok önemliydi. Bu olmadan olmaz bunu söylemiştik. Ve de arkadaşlar ne vardı? Siz buradaki oranlarımızı genişletirseniz bakın 2A 2B yaptım. Eksi 3C eksi 3D yaptım. Ve de EF yaptım. Bunları sen genişletirsen 2 ile eksi 3 ile ve yine toplarsan pay paydayı ayrı ayrı toplarsan kendi işlerinde orantı sabiti değişmezdi arkadaşım. Bunu unutmayacaksın. Orantı sabiti değişmezdi. Bir de ne vardı arkadaşlar? Yıllardır bildiğimiz içler dışlar dediğimiz olay vardı. Bir de bilmemiz gereken şey şu. Bir tane oranımız K'yı eşittir arkadaşlar. Sen kuvvetini alırsan o zaman K'nın da kuvvetini almak zorundaydın. Bu da aklımda olsun. Bir de orantı çeşitlerimiz vardı. Onlar neydi arkadaşlar? Doğru orantı ve ters orantıydı. Doğru orantı çok kolay bir şeydi. İki çokluk biri artarken diğeri de artıyorsa bu doğru orantıydı. Aynı zamanda iki çokluktan biri azalırken diğeri de azalıyorsa bak ters orantı değil bu. İkisi de aynı anda aynı hareketi yapıyor. O zaman iki çokluk biri azalırken diğeri de azalıyorsa biz buna da ne diyorduk arkadaşlar? Doğru orantı diyorduk. Bir de arkadaşlar doğru orantı deyince benim aklıma ne gelecek? Her zaman bölme gelecek bölme. Doğru orantı deyince bölme gelecek. İki sayı birbiriyle doğru orantılıysa mesela A ile 2 doğru orantılıysa A bölü 2 yazacaksın sen dedim. Ve de her zamanki gibi sabitimiz duruyor. Ve de arkadaşlar tabii ki de burada ne yapacaksın hemen? A eşittir B çarpı K C eşittir D çarpı K deyip olayı patlatacaksın. Grafik nasıldı peki? Grafiği doğru orantıda bakın arkadaşlar böyleydi. Bu neydi arkadaşım? İkisi biri artarken diğeri de aynı oranda artıyordu. Yani doğrusal bir grafikti unutmayacaksın. Doğru orantı doğrusal grafik. Grafiğini söylemiş olduk. Ters orantı neydi? Biri artarken diğeri azalıyor. Ya da biri azalırken diğeri artıyorsa biz buna ters orantı demiştik. Ve de arkadaşım ters orantıda ne vardı? Çarpma. Ve burada da yine bir orantı sabitim vardı. Orantı sabitimi ama ben buradaki sayılara göre kat yapıyordum. Kat ekok yapıyordum hatta. Kat yerine burada ekok dersem daha hoş olur. Çünkü niye? Bölülerle uğraşmak istemiyordum. Buraya k dersen bölülerle uğraşırdın. Ama gerek yok. Geldim grafiğine. Grafiği nasıldı arkadaşım? Grafiğim biri artarken daha doğrusu biri azalırken diğeri artıyordu. Gördüğünüz gibi böyle bir şekilde ya da şöyle bir şekil olabilirdi. Ee, dedik pardon böyle bir şekilde olmaz özür dilerim şöyle bir şekilde arkadaşlar çünkü biri artarken bakın x'lerim artıyor y'lerim azalıyor bunu bir kere daha göstermek istiyorum elim çarptı yanlışlıkla art e, bizim ters fonksiyonumuzun göstergesi bu arkadaşlar ters fonksiyonumuzun göstergesi bu x'ler artarken gördüğünüz gibi y'lerde ne yapıyor gittikçe azalıyor dedik ya da burada A'lar artarken B'ler azalıyordu diyebilirsin. Bir de arkadaşım bileşik orantı vardı ama onu anlatmaya gerek yok. Onu sana şöyle kısaca söyleyelim. Bir tane iş varsa o işle ilgili her şeyi çarpıyorsun başka bir iş söylerse sana yine o işle ilgili her şeyi çarpıp oranlarsan sana bileşik orantının temiz özü gelir arkadaşım. Hemen arkadaşlar problemlere geçiyorum. Problemlere geçtiğimde de şunu görüyorum. İlk karşıma sayı kesir yaş problemleri geliyor. Sayı kesir yaş problemlerinde İlk başta sayı problemine bakalım. Sayı problemleri aslında bizim çokça kullandığımız basit işlemlerdi. Neler vardı? Bir sayının 3 katının 5 fazlası gibi bir cümle gelecekti karşına. Tabii ki de sen bu sayıya x diyecektin. 3 katının x'in 3 katının 5 fazlası. Tamam işte bu kadar. 3, 3 katının 5 fazlası oldu. Veya hatta bir sayının kübünün 3'te bir derse işte bu kesir ve yaş burada bizim devreye giriyor. Ne oluyor arkadaşım? X küp oluyor. Üçte biri derse x kübü 3'e bölüp 1 ile çarpıyorsun. Yani x küp bölü 3 diyorsun. Burayı da hallettik. Bu neydi? Sayı problemiydi. Sayı problemleri okey. Bitti. Verilen kesirlerle ilgili. Şimdi kesir problemlerini anlatıyorum. Burada da arkadaşlar bilmem gereken şey şu. Verilen kesirli ifadelerin paydalarını çarparak söylenen işi testi, çubuğu, yolu sana soruda ne veriyorsa arkadaşım onu K'lı yazıyoruz. Ne yapıyoruz? Paydaları çarpıyoruz ve bunu kağıtlı bir şekilde yazıyoruz. Birazdan örnek var onu söyleyeceğiz. Ve arkadaşlar şunu unutmuyoruz. 3 bölü 7 derse 3 bölü 7'nin anlamı bir sayının 3 bölü 7'si derse o sayıyı 7'ye böl 3 ile çarp demektir dedim. Ve aklımda bunu tutuyorum unutmuyorum kesinlikle. Ben mesela bakın 35 yaşındayım ve ben matematiğe başlayalı 30 sene olmuş ama bana hocam bunu öğretmiş 30 sene önce ve hala bunu kullanıyorum. Bir sayının 3 bölü 7'si diyor ya ben diyorum ki hemen içimden 7'ye böl 3'e çarp falan filan. Bunları unutmayın. Burası çok önemli dedim. Seneler geçse de yaş problemlerinde, seneler geçse de iki kişinin yaşları farkı değişmez. Ben 15 yaşındayım. Sen 35 yaşındasın. Daha doğrusu ben 35 yaşındayım. Sen 15 yaşındasın. 5 sene sonra aramızdaki fark yine 20 olacak. Hiçbir zaman değişmeyecek. Bugün 5 kişinin yaş ortalaması peki K ise 3 sene sonra ne olacak? Herkes 3'er yaş büyüdüğü için ortalamamda 3 büyüyecek dediğim. Ve de arkadaşım ...biri diğerinin yaşına geldiyse... ...veyahut da biri diğerinin yaşındayken... ...muhabbetleri soruları varsa... ...o zaman birisine X... ...birisine de X artı A diyorum. Bunu da unutmuyorum. Arkadaşım bir de sana... ...bir de sana şöyle şeyler söylenecek. Bir babanın yaşı... ...üç çocuğun yaşları toplamı muhabbeti olacak. Bakın babanın yaşı X ise... ...çocukların yaşları toplamı Y ise... ...üç sene sonra babanın yaşı 3 artar... ...çocukların yaşları toplamı... ...her biri 3 arttığı için... O zaman ne olacak? 3 çocuk 3 yaş artarsa 9 yaş artar dedim ve bunu da bitirmiş oldum. Evet, hemen bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Biraz önce oran orantıyı gördük. Şimdi de yaş problemleri, sayı kesiri gördük. Hemen orantı, oran orantı ile ilgili bir sorumuzu yapalım. Ne diyor? 3, 5, 6 sayısıyla ters orantılı kimler? X, Y, Z. Bakın ne demiştik biz? Böyle bir şey olursa X 3 ile ise ters orantılı çarpma Y 5 ile ise arkadaşlar 5Y. Z 6 ile ise, 6 ile ise o zaman 6Z diyorum. Ve bunların ekokunu alıyorum. Ve buraya K değil 30K diyorum arkadaşlar. 30K dersem ne olacak? O zaman benim X'im 10K olacak. Benim Y dediğim şey 6K olacak. Z dediğim şey de 5K olacak dedim. Hemen buraya geliyorum yerine yazıyorum. O zaman burası ne oldu? 20K eksi. Hemen ne olacak? 6K artı 5K olacak tabii ki de. Buradan da 38'i eşitmiş. Bakın eksi 6 artı 5 eksi. O zaman 20'den bir tane çıkarsa 19K eşittir 38. Hop Bala paşa mal kara keşen al sana ne oldu? 2 oldu. K2 ise bana ne sorsa yaparım? X'i soruyor. Zaten çok uzakta da değilim. 2 kere 10, 20 dedim ve oran orantı sorumu bitirdim. Şimdi geldim bir başka soruma. Bu soruda da bana yine ne diyor oran orantı ile ilgili bir soru soruyor. Bu soruda da her zaman gibi böyle bir şey gördünüz mü k diyeceksiniz. Bakın k dersen ne olur a eksi 2 3 ile çarp 3k olur ve buradan da ne bulursun sen a eşittir 3k eksi 2 bulursun. Devam ediyorum b eksi 1 k ise bölü 4. O zaman nedir 4k'dır burası. Ne diyorsun o zaman b eşittir 4k artı 1'dir. Bu arada 3K eksi 2 de artı 2 oldu. Geldim buraya C artı 1 eşittir ne olacak? 5K olacak. Buradan da C eşittir ne olacak arkadaşım? 5K eksi 1 olacak. Şimdi bana ne diyorsa onu yapacağım. Yapayım A diyor. A dediğim şey neydi? 3K artı 2 eksi 2 tane B diyor. O zaman 8K bakın 2 tane B diyor eksi. O zaman 8K artı 2 artı 2 tane 5K eksi 1 diyor bana. Hemen toparlayayım şurayı. 3K artı 2 eksi 8K eksi 2 artı 10K eksi 2. O zaman bakıyorum ki ne oldu arkadaşım? Şuradaki artı 2 eksi 2'yi götürdü. Bu arada cevabım 18'miş. Eksi 2 karşıya gitti. 20 oldu burası. Burası da bakın ne oldu? 10 eksi 8 2K kaldı. 3K ile birleşirse 5K eşittir 20 çıktı. Buradan da ben k'yi ne diyormuşum? K4'müş benim için. Bana şimdi ne sorsa yaparım. Çünkü K'yı buldum. Herkes K'ya bağlıydı. Bana gidip A'yı sormuş. A'yı soruyorsa o zaman yerine koyuyorum. A eşittir 3 çarpı 4 artı 2. Oradan da cevabım 14 geldi mi? Çok da güzel geldi. Çok da iyi geldi. A'yı 14 buldum. Hemen bir sonraki problemimize geçelim. Tekrarlarımızı yapıyoruz. Full tekrar sorular da çok önemli. 12 öğrenci para toplayıp Tonguç'a hediye alacaklar. Ama 3 öğrencinin yanında para yokmuş. Diğerleri beşer lira fazla vermiş. Bir dakika. Şimdi biz 12 kişiyiz. Kaç para vereceğiz arkadaşım? Kişi başı x lira vereceğiz. O zaman x lira verirsek 12 çarpı x nedir? Hediyedir. E peki 3 öğrencinin yanında para yoksa artık biz 9 kişiyiz. 9 kişi ne yapacağız? X lira para veriyorduk. Artık 5 lira daha fazla para vereceğiz. O zaman ne olacak? Yine hediyenin parası ortaya çıkacak. E hediye hediye. İkisi birbirine eşit. O zaman hadi gelin eşitleyelim bunları. 12x eşittir. 9x artı 45 attım karşıya 9x'i 3x kaldı. 45 x eşittir. Ne oldu arkadaşım? Bak çok güzel bir şekilde 15 buldum. X'im 15'miş. Bana hediye kaç paradır diyor. İster altta koy ister üste koy. Ben 6 koymayı tercih ettim. 15'i yerine koydum. 15 artı 5 20. O zaman 9 kere 20 nedir? Hediyedir. O zaman hediye nedir? Hediye 180 TL imiş dedim ve bu güzel sayı probleminde bitirdim. İşte sayı problemleri böyleydi. Hatırlatmamızı yaptık. Peki kesir problemleri nasıldı hocam? Kesir problemlerini taktiği söylemiştik. Paydaları çarpıyorsun dostum. O zaman vakit kaybetmeyelim. Çarpalım. Sonra kalan yolun yarısını gidiyor diyor. Hemen bir bakalım arkadaşlar. 5 7 ne oldu? 35x dedim. Bakın yolumuz 35x. O zaman hemen başlayalım. 35x'ten başlıyorum. O zaman 2/7 diyor. 7'ye böl 2 ile çarp. Ne yaptım ben? 10x'ini gittim. Geriye kaç yol kaldı? 25x. 25 kalan yolun 3 bölü 5'i. 5'e bölü 3 çarp. 5'e böldüm 5x. 3 ile çarptım 15x. O zaman 15x gitti. Geriye kaldı 10x. Peki kalan yolun yarısını gidiyormuş. E, 5x'in yarısı. 10x'in yarısı 5x. O zaman burası da 5x kaldı. Bana ne diyor arkadaşım? Otobüsün 50 kilometre yolu kaldığına göre. E, kalan buydu. 50 kilometre 5 x ise o zaman x dediğim şey 10 kilometredir. Bana toplam kaç yol gitmiştir diyor bak. Tam bir çakal sorusu. Şıkkada ilk şıkkada 350 koyarlar patlarsın. Neden? Çünkü 5 x kaldı. 35 x'ti. O zaman ne kadar yol gitmiş bu adam? 30 x yol gitmiş. 30 x yol gittiyse 30 çarpı 10'dan bu adam ne olmuş? 300 kilometre yol gitmiştir. Toplam kaç kilometre yol gitmiş? Bu kadar yol gitmiş arkadaşım. Ya da alttan bak 10, 25, 30x gitti dedim ve bunu da geçmiş oldum. Geldim Tonguç ile Tongül'ün bugünkü yaşları toplamına. Bugünkü yaşları toplamı 34'müş. Tonguç Tongül'ün bugünkü yaşındayken bak şimdi Tonguç'a Ç diyelim. Tongül'e L diyelim. Şimdi bakın Tonguç Tongül'ün bugünkü yaşındayken demek ki Tonguç'umuz büyük. Bakın Tonguç büyükse o zaman X artı A diyorum. Biraz önce özetle de söylemiştim. Konu videolarımda da sana bunu çok iyi anlatmıştım. O zaman X artı A diyorum. Ve de ne yapıyorum arkadaşım? Hemen Tonguç'u Tongül'ün yaşındayken zamana getiriyorum. Nasıl? Eksi A zamanda. Peki bu ne oldu? X yaşına geldi. Tongül'ün yaşına geldi. Peki Tongül ne oldu? X, X eksi A oldu. Diyor ki Tongül 5 yaşındadır diyor. Bak 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 bak. X eksi A 5'miş. Peki ben bugünkü yaşları toplamını bu vatandaşların 2X artı A'yı da ben ne diyebiliyorum? 34 diyebiliyorum. Topla arkadaşım taraf tarafa. Olayı patlat. Hop hop altın top. Oldu mu sana burası 39? X dediğim şey 13 mü? O zaman X'im 13 ise bana X'im 13 ise bana Tonguç'un bugünkü yaşını soruyor. Bak X 13 ise o zaman 13'ü buraya koy. 13'ten ne çıkarsa 5 kalır? Tabii ki de 8. Ya da buraya koy. 26. 26'ya ne eklersen 30, 34 eder? Yine 8. O zaman demek ki buradan da ne buldum? A'yı da 8 buldum. A8. X'im de 13 olduğuna göre o zaman ne olacak arkadaşım? Bizim Tonguç'un yaşı bugünkü yaşı 21'miş dedim. Ve bu güzel soruyu da geride bırakmış oldum. Artık problemlerimizin diğerlerine geçelim. 100'de kar zarar, faiz, karışım problemleri. Arkadaşlar burada başta söyleyelim faiz problemleri fen lisesinde var. Müfredatta yok normalde ama fen lisesinde kitaplarında var. O yüzden onu kısaca geçeceğim. Bir A sayısının yüzde x'i derse arkadaşım ne yapıyorsun? A çarpı x bölü 100 yazıyorsun. Neden? Kesir problemi. Kesir probleminin aynısı arkadaşım. Kesir probleminin aynısı. Hiçbir sıkıntı yok. Yine bildiğim şeyler. Devam ediyorum. %x fazlası derse o zaman a artı a çarpı x bölü 100'ü ekliyorsun. Yani x fazlası derse x ekliyorsun sonuçta bu %x'iydi x fazlası kimin a sayısını bak ekledim. Peki farkı derse eksiği ya da o zaman ne olacak a x eksi a x bölü 100 diyeceğim. a eksi a x bölü 100 diyeceğim ve olayı bitireceğim. Ben her zaman böyle yapıyorum bazı kaynaklar 100 artı x bölü 100 diyor hiç gerek yok. Bence böyle rahat rahat yapın. Bir de arkadaşım biraz önce ben sana TO'yu söylemiştim. Yüzde problemleri, kesir problemleri aslında. Boş versen. O zaman bu nedir? 25 bölü şey pardon 25 tanesi 5 bölü 100'dür. Yani nedir arkadaşım? 1 bölü 20'dir. Unutma. Bak hemen aklına 1 bölü 20 gelecek. 20 bölü 100'den dolayı. Sen %20 derse 1 bölü 5 aklına gelecek. Peki 3 bölü 100 ders, 30 bölü 100 derse 3 bölü 10 gelecek. 75 bölü 100 derse yüzde 75 senin aklına 3 bölü 4 gelecek arkadaşım. Unutma bunları sakın. Çünkü bunlar önemli. Neden? Sana pratiklik sağlayacak. Çok rahatlık sağlayacak. Dedim geçtim. Kar zararı geçtim. Arkadaşlar kar zararda her zaman bir maliyet vardır. Bu maliyette de unutma arkadaşım maliyette de alış fiyatı nakliye ve bir dünya iş varsa bunların hepsi maliyete girer. Nasıl hocam? Mesela sen düşünsene internetten mesela Tonguç Akademi'nin doğru kaynak sitesinden mesela e, hemen ne yapıyorsun bir kitap alıyorsun. Bu kitabı alırken kargo fiyatı çıkıyor mesela. Kargo fiyatı bazen olmuyor, bazen oluyor. Bak kargo fiyatı olursa işte o sana sanki nakliye mali nakliye gibi gelir. O zaman kitap parası sana aslında maliyeti kitabın sana maliyeti mesela kitap 14 liraysa kargo da 3 liraysa bak kitap sana ne kadar mal oldu? 17 liraya. Unutma maliyet demek ilk başta harcadığın bütün paralar demek. Satış fiyatı ne demek? Etiket fiyatıyla aynı demek. Bu da ne demek biliyor musun? Satış fiyatı. Maliyet üzerine kar ya da zarar uygularsan işte o senin satış fiyatın oluyor ve genelde alış fiyatına biz ne diyeceğiz? 100K diyeceğiz arkadaşlar. Unutmayın. Ve de karışım problemlerini de ben sana çok güzel bir şekilde anlatmıştım. Su, şeker ve karışımı ayrı ayrı yaz demiştim. Ve sana ne söylüyorsa ona göre ayır demiştim. Ve de karışımlar homojendir arkadaşım. Mesela senin 100K karışımın var. Şeker oranının 20K ise senden yarısını al derse bunun karışımın yarısını al derse 50K'ya 10K alırsın. Çünkü homojen olduğu için herkesten aynı oranda gider. %50 al dediğime göre o zaman herkesten yarısını al bak. %50. Hemen burada pratiklikler vardı ya yarısıydı. Dedim geçtim. Faiz neydi faiz? Faiz ana para çarpı burada unutmayalım arkadaşlar. Ay var bir de aylık faiz oranı var. Burada ne yapacaksın? Yüze böleceksin. Bu yıllık faiz özür dilerim. Yıl varsa yüze bölüyorsun. Peki ay varsa tabii ki de ay demek 12'ye bölmek demek bir daha. O yüzden ana para çarpı faiz oranı çarpı neydi? Zamandı. Bu ANT'yi unutmayacaksın. Fen lisesi arkadaşım. Geçtim. İşte şimdi geldim sorularıma. Bana ne diyor? A ve B karışımları tuzlu su miktarları gösterilmiştir. Tuz ve su miktarları gösterilmiştir. Bana diyor ki A'dan 400 gram. Bak A dediğin şey 20 tuz 80 sudan oluşuyor. O zaman normalde benim A'da ne oluyor A'da? A'da bana neyi soruyor? Tuzu sorduğu için normalde 100 gramda ne kadar tuzum var benim? 20 gram tuzum var. Bakın yine tablo yaptım aslında. Bana 400 gram al derse 400 gram da arkadaşım 80 gram ne vardır? Tuz vardır. Bak yine ben tablomu yaptım. Görüyor musun? Karışım ve tuz. B'den de 100 gram al diyor. Bakın 100 gramı da bunun ne B'nin? B'nin 100 gramında zaten 40'ı tuz 60'ı suymuş. O zaman bakın 100 gramda da böyle bir mevzu oldu. Şimdi bu ikisini birleştireceğim. Nasıl? Karıştır diyor çünkü. Karıştırırsak karışım toplam 500 gram olur ve bu 500 gramın içinde de ne olacak? 120 gram tuz olacak. 500 gramda 120 ise tabii ki 100 gramda nedir? Her tarafı 5'e böldüğün için bunu 5'e böldün. Bunu da 5'e böleceksin. 24 gramdır. O zaman %24 mü? Evet %24 oldu karışımın oranı. Geçtim. Hemen bir başka yüzde. yüzde ve karışım problemi hemen göstereyim. Tuz oranı %20 olan bir karışıma. Bakın %20 ise o zaman 20K diyorum. Neye? Tuza. Karışımımla da ne diyorum arkadaşım? 100K diyorum bakın. 20 kilogram tuz ekliyorum. O zaman 20 kilogram ekliyorum. Artı 20... Peki tuz eklersen bu ne olacak? Karışama da tabii ki de eklemiş olacaksın. O zaman totalde artık benim elimde ne var? 20K artı 20 var. Burada ne var arkadaşım? 100K artı 20 var. Bakın karışımım bu. Bu da bu. Artık ilave edildiğinde yeni karışım oranım kaç oluyormuş? %30. Yani senin oradaki 100K artı 20, 20'de 20K artı 20 tuzun var ya ya da tuz değil mi? Evet tuz. Şimdi o ne demektir? %30 demekmiş. İşte bu. Bak bu kadar da bu kadar %30 demekmiş. Şu sıfırlar gitti mi? Bu, bu 10. 10 parantezini aldığını şu bunları götürdü mü? Çarptım 1 ile her şeyin birle çarpılmışı kendisidir. Çarptım 3 ile. 30K artı 6 oldu. Bakın 30K artı 6 oldu. Attım karşıya bunu. Burası ne geldi? 10K geldi. Burası ne geldi? 14 geldi. Şimdi bana diyor ki başlangıçtaki karışım kaç kilogramdı? E 100 kilogramdı. Şey 100 kaydı. O zaman her iki tarafı çarparsam ne olacak? 140 kilogram olmuş olacak. Neden? Çünkü 10K 14 ise 100K 140'tır dedim. Ne diyor soruda? Alış fiyatı x lira olan bir ayakkabı %20 karla x artı 30 liraya satılmaktadır. Bak arkadaşım biz ne dedik sana konu anlatımında Alış fiyatına genelde sen 100k diyeceksin. Ama x yazıyor hocam. Olsun. x eşittir 100k. Bitti. Nokta net. Niye? %20 karla diyorsa hemen bunun %20'si nedir? 20k'dır. O zaman ne olacak? 120k'ya satılmış olacak. E 120k neymiş? E, X artı 30'muş. O zaman yazalım. 120K eşittir X artı 30 yazacaktım ki zaten ben X'e 100K demiştim. O zaman ne olacak? 100K artı 30 olacak. Attım karşıya 20K eşittir 30 oldu. Burada da arkadaşlar her iki tarafı da 2'ye böleyim. 10K eşittir 15 olsun. Bak burada dur. Burada dur şimdi sakin ol. Çünkü adam sana satış fiyatı üzerinden diyor. Satış fiyatına kadardı bunun %20 yani 12 ile çarpacağım. 12 ile çarparsam Amerik tarafı 120 k eşittir 180 olur. Bak, bak gidip de buraya k eşittir 1.5 demedim. Neden? Çünkü birazdan yüzde problemi. Zaten onu tamamlayacağım, çarpacağım ile 20 ile yüzde bir şeyler çarpacağım. Bak neyle çarptım? 12 ile çarptım. Görüyor musun? 120 k çünkü. Bana diyor ki satış fiyatı üzerinden. Tamam dostum. Neydi satış fiyatı? 100 TL'ymiş, 180 TL'ymiş. %10 indirim yapılırsa kaç TL'ye satılır diyor. %10. 180 çarpı %10. Zaten biraz önce söylemiştik. 1 bölü 10 demek. O da 18 TL indirim var demek. indirim O zaman 18 TL indirimse 180 eksi 18 ne olacak arkadaşım? 162 TL olmuş olacak. İşte bu kadar. İşte bu kadar dostum. Hiçbir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok. Rahat bir şekilde bitirmiş oluyorsun. Geldik yüzde problemlerimizin bir başka cinsine. Bize diyor ki 300 santimetre uzunluğundaki bir kumaş iki parçaya ayrılıyor. Birinci parçanın yüzde ikisi ikinci parçanın yüzde sekizinden fazladır. Daha fazlaymış 3 santimetre. Ne kadar fazla 3 santimetre ne yapacağım? Bak yine aynı şey yüzde ya bu. Birinci parçaya 100 K diyorum. İkinci parçaya 100 M diyorum. Bakın Burada kim kimden fazla bilmiyorum. Ben denileni yapıyorum. Kim büyük kim küçük bilmiyorum. Birinciye 100K dedim. %2'si. Yani 2K. Neymiş? İkinci parçanın %8'inden 3 santim uzunmuş. İkinci parçanın yüzde %8'i. Yani 8M'nin 8M'den neymiş? 3 santimetre fazlaymış. Peki arkadaşım sorunun başında ne biliyordum ben? 100K artı 100M'nin 300 olduğunu biliyorum. Çat 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 ne oldu arkadaşım? K artı M eşittir 3 olduğunu biliyorum. Bak K artı M 3'müş. K artı M 3 ise o zaman hemen bakın bunu 2 ile genişleteyim. 2K artı 2M eşittir 6 oldu. Neden böyle bir şey yaptın hocam? Çünkü bana 8M artı 3 demişti 2K için. Hemen yerine koyacağım onun. 8M artı 3 artı 2M eşittir 6. 10M nedir? 3'tür dedim. İşte 10M 3'tür arkadaşım. Olayı bitirdim. Bak 10M'yi 3 buldum ve olay bitti. Neden? 10M'yi 3 bulduysam tabii ki de ne olacak? 100M eşittir 30 olacak. 100M 30 olacak. O zaman 100M 30 ise buradaki de 270. Nereden buldun hocam? E, toplamları 300'dü. O zaman büyük parçayı soruyordu. Büyük parça 270, küçük parça da 30 santimetre imiş dedim. Ve artık vakit geçirmeden hemen işçi havuz problemlerini dalıyorum. Bir kişi x günde diğeri y günde yapıyorsa arkadaşım böyle bir formülümüz vardı. 1 bölü x 1 bölü y çarpı t eşittir 1'di. Ve kesir problemleri gibi düşünüyorduk. Ortak bir k veriyorduk arkadaşım. Birazdan soruda göstereceğim. Ve de işçi havuz böyle yapılıyordu. Hız nasıl yapılıyordu peki? Hızda da tek bir formül vardı. Yol eşittir hız çarpı zamandı unutmayacaksın. Bir de birimler çok önemli. 1 kilometre bin metredir. Bir saat 60 dakika ya da 3600 saniyedir dedim. Saniye nasıl yazılıyordu ya? ha SN şeklinde hızlıyordu dedim. Geçtim. Ve arkadaşım şunu unutma. İki araç birbirlerine doğru geliyorlarsa hızlarını toplayıp zamanla çarparsan buradaki uzaklığı bulursun. İki araç aynı yöne doğru gidiyorlarsa arkadaki daha hızlı olduğu için yakalayacak onu o zaman hızları farkı çarpı zaman diyorum. Bu da yine şu aradaki yola eşit. Bakın burada tamamıydı. Burada da burası. Dedim geçtim. Ortalama hız neydi? Ortalama hız adı üzerinde toplam yol bölü toplam zaman ortalama hızdı. Benim dairede yapacağım şey aynı şeydi arkadaşım. Aynı yöne birlikte gidiyorlarsa V1 artı V2 çarpı T ne olacak? Çevre olacaktı. Burada da arkadaşım V2 eksi V1. Burada V2 daha hızlı olsun. Çarpı T eşittir. Benim için yine çevre olacaktı arkadaşım dedim. Ve bu ikisini de anlattıktan sonra artık sorulara geçeyim. Sorularda ne diyor bana? Uzunluğu 300 metre olan bir tren 1500 metre uzundaki bir tüneli sabit hızla 40 saniyede tamamen geçiyormuş. Yani en son noktası da geçiyor. Bak başıyla giriyor, ön tarafıyla giriyor tünele. Ama ne yapıyor? Arka tarafıyla tamamen çıkıyor. Yani bir kendisi kadar daha yol çıkıyor. O zaman şöyle mi diyeceğiz? Bak kendi uzunluğu ve tünel uzunluğu toplamda 1800 metreyi 40 saniyede almış oldu. Bakın arkadaşlar trenin saatteki hızı kaç kilometredir? 40 saniyedeki aldığı yol neymiş? 1800'müş. O zaman ben bu gibi sorularda şöyle yapıyorum. 1 saniyede 1800 bölü 40 metre yol gider. Bana saat soruyor. Saat soruyorsa 60 ile çarparsam dakika Bir 60' ile çarparsam, yani 3600 ile çarparsam 3600 saniye bir saattir. Şimdi ne olacak arkadaşım. Ben bu ifadeyi 3600' ile çarpacağım. O zaman ne olacak? 1800 bölü 40 çarpı 3600 olacak. Bu ne yalnız? Metre. Bak metre ise hemen sen kilometreye çevireceksen o zaman buradaki çarpmadan 3 tane sıfır sileceksin. 1, 2, 3 gittiler mi? Gittiler. Peki bununla bu gidiyor mu? Aa bunda da bu gidiyor. O zaman herkes gitti. Bu 3 tanesi kilometreden dolayı gitti. Buradaki sıfır da alttaki paydadaki sıfırdan dolayı gitti. O zaman bak şimdi. Bunda bu sadeleşir. 9 Payda da kimse kalmadı. O zaman 18 çarpı 9 metre 10 ile çarpsam 180 bir 18 çıkartsam 162 metre neymiş? 1 saatteki hızıymış. 1 saatte gittiği kilometre 162 metre ise pardon özür dilerim burası kilometre olacak burası metreydi. Kilometresi 162 olduğuna göre arkadaşım o zaman demek ki saatteki hızım 162 kilometre bölü saattir dedim birim önemli. Birimi unutmayacaksın. Birimimiz bizim için önemli. Hemen geçtim arkadaşım. Neye? İşçi problemlerini yapacağım şimdi. Ve de artık üçgenlere geçeceğim. İşçi problemlerinde ben sana dedim biraz önce. Bir işçi 9 günde diğeri 6 günde yapabiliyorsa bir işi. O zaman sen bunların ekoku kadar diyeceksin. Yani bir iş var hocam. 36K diyeceksin. Bak bu iş. 36K diyeceksin. İkisi birlikte işe başladıktan 2 gün sonra ikinci işçi rahatsızlanarak bırakıyor. Bak şimdi iki gün birlikte çalışıyorlar. O zaman birinci işçinin kapasitesi nedir kapasitesi? Bak bunları videomuzda çok anlatmıştık. Kapasitesi günlük 4K'dır. Çünkü niye? 9 günde iş bitiriyorsa bir günde 4K iş yapıyordur. İkincinin kapasitesi ne? O da 6K'dır arkadaşlar. 36'yı 36 6'ya bölersen 36K'yı günlük 6K iş yapar. İkisi işe başlarsa o zaman ne olur? 10K olur. Ne zaman? Günde. Peki iki günde ne olur? İki günde ne olacak? İki günde de 20K olacak. Sonra ikinci işçi işi bırakıyor. Geriye ne kadar iş kaldı bu arada? 16 kaldı. 16K kalan iş. 16K kalan iş ne yapacak şimdi? 4K'larla yapacak. Peki 4K ile kaç gün çalışırsın sen? Tabii ki 16'yı 16K'yı 4K'ya bölersen K'lar birbirini götürdü. 16 bölü 4'ten X kaç çıktı? 4 çıkmış oldu. İşte problemlerin alayı buydu. Oran orantının alayı oydu. Artık arkadaşlar orantı bitti, problem bitti. Şimdi hemen acil bir şekilde üçgenlere geçebilirim. Arkadaşım üçgenlerdeki durumum şuydu. Üçgenin bu ABC içinde kalan açıları olduğu için iç açılar toplamıydı. İç açılar toplamı 180 dereceydi ve arkadaşım dış açılar toplamı üçgen değil, dörtgen değil beşgen değil beş yüzgen de olsa dış açılar toplamımız her zaman 360'tır arkadaşım. Bunu unutma dedik. Bütün çokgenlerin dış açıları toplamı 360'tır. Bir de şunu biliyorum. Bir dış açı varsa o kendine komşu olmayan iki iç açının toplamıydı. Bir dış açı varsa bir dış açı varsa kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamıydı. Bir dış açı varsa arkadaşım o da kendine komşu olmayan İki çeşidin toplamıydı. Bunu da hatırlatmış oldum. Bakın tanımı görüyor musunuz? Ne kadar iyi dilime pelensenik etmişim. Ve artık rahat rahat söylüyorum. Bu açı problemlerinde açı sorularında bilmem gereken özel üçgenler vardı. Neydi? İkiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen neydi? İki kenar uzunluğu birbirine eşitti. Ve ikiz kenarlarda unutma sen buraya tepe dersen ikiz kenarların ucuna o zaman taban açıları birbirine eşitti. Ve ikiz kenarın mükemmel önemli bir özelliği vardı. O da neydi arkadaşım? tepeden indirdiğim dikme tabanı ikiye böler ve tabii ki de buralar eşit. Bir de arkadaşım burası açı ortay olacaktı dedim. Yükseklik var. Açı ortay aynı adam ve kenar ortay aynı adam. Bunların hepsi ne yapıyor arkadaşım? İkiz kenar üçgen yapıyor. İkiz kenar üçgende tabana ait yükseklik hem açı ortay hem kenar ortaydır hem de yüksekliktir. Burada zaten yükseklik olduğunu söyledik. Bir de eşkenar üçgenimiz var. Adı üzerinde adam eşkenar. Bütün kenarlar birbirine eşitse o zaman bütün açılar da birbirine eşit olacak. İkiz kenar üçgenle aynı mı? Evet bu da sonuçta bir ikiz kenardır. O zaman ikiz kenarsa yine tepeden açı ortay gelirse kenar ortay ve yükseklik olacak. Olursa da tabii ki de burası açı ortaysa 30-30 olacak. 30'un karşısı A'dır. 90'ın karşısı her zaman 2A'dır. Hatta ve hatta 60'ın karşısı da A köküçtür diyebilirim ve eşkenar üçgende bu özelliği de unutmuyorsun. Eşkenar üçgende indirdiğin dikme hem açı hem kenar oluyor. Niye? İkiz kenar üçgenden dolayı. Ve de ne olacak? 30 derecelerden A, 2A, A kök 3. Daha doğrusu A, A kök 3, 2A üçgenini biliyorum. Geldim açı kenar bağıntılarına. Arkadaşım açı kenar bağıntılarına geldik. Burada ne var arkadaşlar? Kural 1 var. Bu kuralları iyi bilmem lazım. Bir üçgende büyük açının karşısında büyük kenar. Küçük açının karşısında küçük kenar vardır. Tersi de doğrudur. Bak tersi de olur. Hemen yazalım. Tersi de olur. D dahi anlamında olduğu için ayrı yazılacak arkadaşlar. Tersi olur. Tersi de olur. O yüzden tersi dahi olur. O zaman D ayrı yazılacak. Unutmayalım. Bu arada Türkçe dersinde yapmış olduk. Bunu da aklından çıkarmayın. Hemen bakın A açısı büyükse A kenarı büyük. B açısı büyükse B, açı B kenarı büyük. C açısı en küçükse o zaman C açısı C kenarı en küçük olacak. Çünkü küçük açı küçük kenar büyük açı büyük kenar dedik. Bir de bilmemiz gereken üçgen eşitsizliği vardı açı kenar bağıntılarında. Ne işime yarıyordu benim, benim peki bu? O da şu bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın farkından büyük toplamından küçüktür. Aynı şeyler diğerleri için geçerli mi? Evet B için de geçerli C için de. Bunların ikisinin farkından büyük toplamından da küçük olacaktı dedim ve bu kısmı da bitirmiş oldum. Geldim 3. kurala. Ne diyorum bak bu 3. kuralda arkadaşım biraz önce yaptıklarımızdan biraz daha farklı ama ilk yaptığımıza benziyor. Nasıl? Bak bir tane açı varsa 90 dereceden büyükse sen 90 derece olduğunda ne olduğunu biliyorsun. Bak 90 derece ise burası B kenarıysa B eşittir burası A C olsun buralar. 90 derece olsaydı B kare eşittir A kare artı C kareydi ama şimdi ne olacak arkadaşım? 90'dan büyüksem o zaman tabii ki de B bunların kareleri toplamından büyük olacak. 90'dan küçükse de tabii ki de kareleri toplamından buradaki B küçük olacak. Dediğim B dediğim tabii B kare olacak. Bunu kaçırmıyorsun sakın. Hemen burada bir sorumuz var. Neymiş bu? Açılarla ilgili bir soruymuş. Yapmaya çalışalım. AB eşitmiş AC'ye. AB eşitmiş AC'ye. O zaman bakın ben şuraya alfa derim. Buraya da alfa derim. Bu arada buraya alfa dersen, buraya 15 zaten. O zaman iki iç açının toplamı diğerinin dışına eşitti. O zaman ne dedik? Alfa artı 15 dedik. Bakın AB ile AC'nin muhabbetini söyledik. AB, AC nedir? Tepe noktası burası. Tabanlar eşit açılardı. AE de AD'ye eşitmiş. A bir dakika. O zaman burası da alfa artı 15 mi? Evet, burası da alfa artı 15. Bunu da söyledik arkadaşlar. Bize de gitmiş diyor ki DAC. D, A, C. Yani bana şuradaki X açısını soruyor. Bak şimdi arkadaşım. Bak, 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 bak. İki tane iç açının toplamı diğerinin dışına mı eşitti? Evet. O zaman X artı alfa ne olacak arkadaşlar? Alfa artı 15 artı 15 30 olacak. Alfalar birbirini götürürse X buradan ne çıktı? Vay 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 vay. Ne kadar gizli gömmüşler görüyor musun? Ama ne yaptık? İzi bırakmadık. İki çeşin toplamı diğerinin dışıydı. Hemen burada iki çeşin toplamı dışa dedik. Bunları hızlıca söyledik. Geldik bir tane de açı kenar bağıntısı sorusuna. Hemen ne yapacağım? Bilinmeyenler olduğu için ikisini çıkartacağım. Tabii ki de 3x artı 4 x artı 3'ten büyük. O zaman çıkartırsam ne olacak? 3x'ten x ya da şöyle yapalım. 3x artı 4 eksi x artı 3 küçüktür neyden? 10'dan. Ama ne? 10 neden küçüktür? O da bunların toplamından arkadaşlar. 3x artı 4 artı x artı 3 oldu. Şimdi çok dikkatli bakarsan. Çok dikkatli bakarsan. Eksi parantezini açarsan burası 2x oldu. Eksi açarsan burası artı 1 oldu. Burası 10. Buraya geldim ne oldu? 4x artı 7 olmuş oldu. Şimdi iki parçaya ayıralım. İlk önce bu parçayı alalım. At biri karşıya. 2x küçüktür 9. x küçüktür arkadaşlar. 9 bölü 2 oldu. Şimdi bir de şu parçayı alalım. Burada da 3 küçüktür 4x. Her tarafı 4'e bölersem 3 bölü 4 olmuş oldu. Şimdi bunları düzgün yazalım bir. O zaman ben bunları düzgün yazayım şurada. X dediğim eleman neymiş arkadaşım? 9 bölü 2'den küçükmüş. Aynı zamanda da 3 bölü 4'ten büyükmüş. Şimdi bazı arkadaşlar hocam bu birden 1 bir ve daha fazlası 4 buçuktan da küçük. O zaman 1, 2, 3, 4 olur dersin. Ama atlarsın patlarsın. Neden patlarsın arkadaşım? Çünkü bize adam ABC üçgenin çevresinin en büyük tam sayı değerini soruyor. Bakın X'in tam sayı değerini sormuyor. Çevrenin en büyük tam sayı değerini soruyor. Çevre ne bu arada? Çevre eşittir. X, 3X, 4X, 7, 17. Demek ki burası 3, 4X artı 17 çevreymiş. O zaman ben burada işte arkadaşlar bakın eşitsizliklerde olduğu gibi ben burayı 4x artı 17 yapmaya çalışacağım. Herkesi 4 ile çarptım. 3, 4x, 4 ile çarparsam 18. Her tarafı 17 ekledim. 20. 4x artı 17. Ne oldu? 35 oldu. Peki arkadaşım burası çevre miydi? Evet. Demek ki çevre bunların arasında. O zaman çevre nedir arkadaşım? Bak eşittir demiyorum. 34'tür. Neden? En büyük tam sayı değeri budur. Çevre çünkü başka değerler de alabilir. Ama en büyüğü ve tam sayı olanı 34'tür dedim ve geçtim. Buralarda eşitlik olmadığını iyi bil. Bunlarda eşitlik yok dedim. Ve artık eşlik benzerliğe geçtim. Peki eşlik benzerlikte ne vardı? İki üçgen arasında yapılan birebir eşlemede karşılıklı açılar ve kenarlar eş ise bu iki üçgen eşti. Nasıl hocam? Açılara baktın aynısı. Kenarlara bakıyorum. Kenarlar da açılara karşılık aynı. Bakın tek çizginin karşısında dalga tek çizginin karşısında. O zaman bunları ne diyorum ben? Açılar aynıysa ya eş ya benzer ama kenarlar da aynıysa o zaman ne diyorum? bu iki üçgen eşittir diyorum arkadaşım. Bu iki üçgen eşse bak o zaman ne yapacaksın? Hemen eşit ve dalga işareti koyacaksın. Bu arada arkadaşlar bunlar arasında gösterimde harf yazılışı önemlidir. Burada önemli peki A açısıyla D açısı, B açısıyla E açı, F açısı, C açısıyla da E açısı aynıdır. Bunu demek istiyoruz. Sıralama yaparken açıları bilerek koyarak yan yana yazacaksın bunları. Dedim geçtim. İki üçgen arasında karşılıklı açı ortay yükseklik ve kenar ortay uzunlukları da eş ve eşit olacak arkadaşlar. Eş üçgenlerde kenarlar eşit, açı orta eşit, yükseklik eşit, kenar orta eşit ve de arkadaşlar çevreler de eşit olacak unutma. Hemen kenar açı kenar kuralına geçelim. Ne demekti bu kenar açı kenar? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü arkadaşım neden? Her zaman sana bir önceki anlattığım gibi kabak gibi sana açık bir şekilde vermez. Ne yapar? Adam bunları saklar. Peki sen nasıl bileceksin? En az 3 tane olayı bilirsen bilirsin. Ne onlar? İki kenarın bir açın varsa aradaki açın işte sen burada eşlik olup olmadığını anlarsın. Peki nasıl anlayacaksın? Bak iki kenar karşıdaki iki kenara eşit. Aralarındaki açılar da eşitse o zaman ne diyorum? Bu iki üçgen eştir. Bakın bitti olay bitti. Nasıl dedim bir daha söylüyorum. Bakın burada iki tane kenarım karşılıklı eşleşmede birbirine eşitse o zaman ne yapıyorum arkadaşım? Hemen diyorum ki bu iki üçgen birbirini eştir. Ne zaman? Aradaki açıları da aynı olduğunda. O zaman arkadaşım aradaki açılar da aynıysa bunlara ben eşledim. Artık bak bunlar eşse açılar da gördükleri kenarlarla eşit olacak. Bak buraya tek çizgi dersem burası da tek çizgi olacak. Buraya da çift çizgi açısı dersem burası da çift çizgi açısı olacak. Unutma bir başkası açı kenar açı. Biraz önce kenar açı kenardı. Şimdi de açı kenar açı. Yine aynı mevzu. İki açın birbirine eşitse otomatikman üçüncüsü de birbirine eşittir. Bak üçüncüsü de birbirine eşittir. Bir bakıyorsun bunun karşısında çift çizgi var. Bunun karşısında çift çizgi var. O zaman ne diyorsun? Siz eşsiniz diyorsun. Peki kenar 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 uzatmaya gerek yok. Bütün kenarlar birbirinin aynısıysa o zaman bu açı çift çizgidir. Bakın bu açı çift çizgidir. Neden? Çünkü 3 tane kenarım eşitse 3 tane açımda eşit olmak zorundadır. O zaman burası tek çizgi. Burası da tek çizgi. O zaman burası da nedir? Dalga ise buraya nokta koyalım. Burası da nokta açısı olsun. Demek ki üç kenarım birbirine eşitse o zaman ne diyorum? Bu üçgenler kesinlikle eşittir dedim. Geldim buraya. İşte bize bir soru sormuş. Peki sorumuza bir bakarsak bize 4 tane eşitlik vermiş. Bir de 2 tane eşitlik vermiş. Aa bir dakika. Çift çizgi çift çizgi tek çizgi çift çizgi çift çizgi tek çizgi. Ha. Bu iki üçgen eştir. Bak bu iki üçgen eştir. Eşti arkadaşım o zaman sen şuraya alfa de. Şuraya alfa de. Buraya beta de. O zaman bak burası ne olacak? Bak tabanlardaki açılarım alfa ise burası alfa olacak. Burası da alfa olacak. Burası da beta olacak. Şimdi dikkatini çekmek istediğim bir şey var arkadaşım. Bak bak çok dikkatli izle burası buraya eşitse burada bir ikiz kenar oluştu mu? Oluştu. O zaman burası da betadır. Bitti. Burada ikiz kenar var mı? Var. O zaman burası da betadır dediğim. İşte bu kadar. Peki o zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz. İki iç açının toplamı bunun dışına mı eşitti? Evet. İki iç açıyı toplarsan ne olur? Alfa artı beta. Neresi alfa artı beta? Burası. E, alfası burada. Demek ki burası da betaymış. İki iç açının toplamı diğerine, diğerinin dışına mı eşitti? Evet o zaman iki iç açı toplandı bunun dışına eşit. A alfalar da iki betaymış demek ki. O zaman sorumuzu toparlayalım şimdi. Bana açı soruyor. Eşlikten yola çıktık. Nereleri nerelere gittik? Beta var. Alfa var. iki beta daha var. O zaman ne oldu? 3 beta artı alfa eşittir 180. Alfa 2 betaymış. O zaman 3 beta artı 2 beta 5 beta 180. Beta neymiş arkadaşım? 36 olmuş. Bana da DAC'yi soruyordu. DAC. Tamam beta'yı soruyormuş bana. O zaman beta ne oldu? 36 derece olmuş oldu. Artık benzerliğe geçebilirim. Benzerlikte ne vardı arkadaşım? Benzerlik dediğimiz şeyde yapılan birebir eşleşmede eşlemede ne olacaktır arkadaşım? birebir eşlemede olacak olan açılar aynı olacak. Kenarlar orantılı. Ve tabii ki de burada bir orantı sabiti değil. Artık bir benzerlik oranı ortaya çıkacak. Ama kesinlikle ve kesinlikle açılarım birbirinin aynısı. Peki birbirinin aynısıysa dostum o zaman bu şey değil mi ya? Ee, yine yangın. <laughs> A, B, C, D, F benzer üçgenler. O zaman bak burada yine bizim eşlikte yaptığımızın artık eşlik yok. Burada benzerlik var. O da dalga şeklinde karşıma çıkacak arkadaşım. O zaman açılar aynıysa bu ya eş ya benzer. Kenarlara hemen açıların karşısındaki kenarlara bakacağım. Orantılı. Orantılıysa mesela burası 2K ise burası K ise o zaman bak bu iki üçgen benzerdir. Benzerse orantı sabiti nedir? 2K bölü K'dan dolayı ya 2'dir ya da K bölü 2K'dan dolayı 1 bölü 2'dir dedik. Orantı sabiti iki iki tane farklı şey olabilir. Çünkü bunun buna mı, bunun buna oranı mı? Onu tabii ki de sen yapacaksın. Onu sen biliyorsun. İstediğin gibi çevirebilirsin. Geldim buradaki özellikleri. Buradaki eşlikle çok benziyor. Kenar açı kenar açı kenar yine aynı şey. İki tane kenar orantılıysa bak bir açı var ve onun etrafındaki sayılar orantılıysa o zaman bunlar benzerdir. Bunu görmek biraz zor oluyor ama açıya odaklanırsan biraz da görebilirsin diyelim. Ve unutma arkadaşım burada yine oran ne olacak? K olacak. Ve de bunlar birbirine eşitse o zaman üçüncüsü de üçüncü oranda yine bunlara eşit olacak. Çünkü benzerlik üç tane kenar arasında olurdu. Peki ondan sonra ne var? Kenar açı kenardan sonra hemen bakıyorum. Kenar kenar kenar. Bunun anlamı ne peki? Üç tane kenarın üçü de birbiriyle orantılıysa o zaman bunlar eştir. Mesela burası 3 ise burası 5 ise burası da 4 ise 4 demeyelim de burası da 6 ise. Bak 6 ise o zaman burası 3 bölü 2 olduğunda burası 5 bölü 2 olduğunda ve burası da 3 olduğunda sen diyeceksin ki bu iki üçgen kesinlikle eş. Peki sana ne kazandırdık? Açıları yazabilirsin. Tek çizgi. 3'ü gören tek çizgi. Çifti gören 5. Çifti gören 5 bölü 2. Burada da noktayı gören 3. Burada da noktayı gören 3 bölü 2'dir dedim. Ve bizim için önemli olan açılar ve orantı ne olduğu, orantı sabiti ya da benzerlik oranının ne olduğunu bilmem lazım. Üçüncü olarak mı dedik? Açı, açı, açı benzerliği. Bakın ağzımdan üçüncü bir açı çıktı. Neden? Çünkü iki açı belliyse üçüncüsü de bellidir arkadaşım. Belli olursa ne olur? Tek çizgiye tek çizgi. Burada da mesela burası 2K olsun. Burası 3K olsun. Ha o zaman bak o zaman burası 2m ise arkadaşım sen yine buraya 3m diyorsun. Burası da 2a ise o zaman burası da tekin gördüğü de 3a'dır dedik. Burada da yine açıların üçü birbirine eşitse kenarların hepsi birbirine orantılı olacak. İşte bu kadar. Benzerliğin bu kısmını da bitirdik. Peki 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 peki. Şimdi arkadaşım geldim buraya. Benzerliğin bu kısmını da bitirdik. Şimdi geldik buraya. Hemen bakın arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir şekilde size bu soruyu da bitirelim. Hemen ne diyoruz bakın. Diyeceğimiz şey şu. Temel soru diyorum pardon. Burayı da anlatalım. Temel orantı teoremi ne diyordu bize? Bizim işte burada paralelliğimiz varsa burada benzerlik vardı arkadaşım. Burada ister karşı taraflar birbirine eşitte, ister parçalar birbirine eşitte. Ya yani oranlı de, oranlı benzerlik ya bu. Temel orantı ya da sen ne yap biliyor musun? Küçük üçgenin büyük üçgene küçük üçgenin büyük üçgene küçük üçgenin büyük üçgene oranı yap. Buradan da ne çıkar arkadaşım? Kesinlikle ve kesinlikle yine bizim temel orantı teoremimiz ortaya çıkar. Peki burada ne anlatıyoruz arkadaşlar? Kelebek kuralı da bize şunu söylüyor. Tabii ki de yukarısı aşağıya paralelse Z kuralından dolayı tersten hemen ne olacak? Bu iki üçgen birbirlerine benzer olacaklar. Nasıl bir tersten? Bak bu adamla buradaki adam orantılı, buradaki adamla da buradaki adam orantılı ve aynı orantı sabiti tabanlar arasında da geçerlidir dedik ve artık Tales'e geçtik. Thales ne diyordu bize? Thales de yine bize AB'nin BC oranı, DE'nin EF oranı diyordu. Bunları çok basit bir şekilde hatırladık dedim geçtim ve geldim işte kelebek benzerlik her şey iç içe girmiş. Bakalım nasıl yapacağız arkadaşlar? Kelebeği hemen gördün mü burada? Ben gördüm. Şurada bir kelebek var gördüğün gibi. Hemen şu kelebeği sana da göstereyim ben. Bu kelebeği gördüysek arkadaşlar ne diyoruz bakın? Bize DE'ye 6 demiş. Burası da 18'miş. Onu vermiş. Bir de GF'ye K dersen diyor. AG 3K'dır diyor. Aa bak bu kelebek bu kelebek benzerdi ve bunun burası tek çizgiydi ve bunun burası da tek çizgiydi. Teki gören K, teki gören 3K. Tabanı gören 18 tabanı gören arkadaşlar 3K'ya 18 ise K'ya nedir? 6'dır dedik. Çünkü 3 katı. Burası da 3'e bölünmüş hali. Tamamdır. Bunu yaptım şu an. Burayı bitirdim. Ve bu arada şunu da unutmuyorum. O zaman burası K ise burası 6 ise burası KM6 üçgeni. Burası da 3K 18 3M üçgeni olsun. Tamam. Devam ediyorum şimdi. Şimdi ben yine ne biliyorum? burasının paralel olduğunu bildiğim için buraya x diyorum. Bakın x'in x artı 4m oranı x'in x artı 4m oranı eşittir. 6 bölü 18 olmuş olacak. Niye? Bakın küçük üçgenin yan tarafı büyük üçgenin yan tarafı küçük üçgenin tabanı büyük üçgenin tabanı demiş olduk. O zaman bakın şunları sadeleştirme yaparsak 1'e 3 kaldı. Çarptım işte arkadaşlar. 3x eşittir x artı 4m. 2x eşittir 4m. x eşittir 2m demiş oldum. x eşittir 2m ise arkadaşım yine aynı şekilde bize ne soruyorsa onu yapacağız şimdi. x eşittir 2m ise o zaman şuraya 2m dedim. EC tamam 2m. 2 m dedim. Peki EG neymiş EG? EG de M'di. O zaman bunların neymiş? Orantısı, oranı daha doğrusu. 2 M'nin M'ye oranı tabii ki de 2'dir dedim. Ve bu güzel soruyu geçtim. Şimdi arkadaşlar şunu unutmayalım. Biraz önce eşlikte söylediğimiz benzerlikte de geçerli. Benzerlik oranım K ise o zaman açı ortay, kenar ortay, çevre bunların hepsi ne olacak? Yükseklik de dahil, yükseklik de dahil. Bunların hepsi nedir arkadaşım? Yükseklikte dahil hepsinin oranı birbirine oranlıdır ve bu oran K'dır dedim. Unutma dedim bunu da söylediğim. Şimdi bunları söyledikten sonra artık nereye geldik? Açı ortaya geldim arkadaşım. Açı ortaydaki olay neydi? Bir kere açı ortayın temel kuralı vardı. Açı ortay kolun üzerinden bizim yandaki açı ortayın kollarına indirilen dikmeler açı ortayın üzerinden aldığım bir noktadan kollarına indirdiğim dikmeler birbirine eşitti ve buraları da eşit parçalara bölerdi. Ve de arkadaşım burada eş üçgenler çıkıyordu iki tane. Bunu unutmayacaksın. Burayı da söylemiş olalım. Peki başka ne vardı açı ortay kuralında? İç açı ortay ve dış açı ortay kuralları vardı. İç açı ortay kuralı çok basitti. Hemen sağın sağdakinin oranı solun soldakine oranı diye yapıyorduk. Ya da üstlerin altlar oranı A, B, A bölü X, B bölü Y yapıyordum. Ya da A bölü B, X bölü Y istediğini yapabilirsin. Sonuçta bunların hepsi içlerin dışların yer değiştirme olayıydı. Peki dış açı ortaydaki kural neydi? Dış açı ortayı alıyorsun, kendine referans başlangıç noktası yapıyordun. Bak, geldim, içe girdim. Geldim, içe girdim. Bak, görüyor musun? Baştan başlıyorsun, gelip içeri giriyorsun. Veyahut da tamamından dışarı çıkıyorsun. Bu da senin için nedir? Dış açı ortay teoremidir. İç açı ortay NA ile gösterilir. Dış açı ortay da NA üstüne gösterilir. Geldim bir şekil soruma. Bak, çok tarz bir soru. Çok şekil bir soru. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi arkadaşım BN açı ortaymış. Bak BN açı ortaysa şuraya A dersem şuraya A dersem bakın burası B ise demek ki burası 90 eksi B. 90 A. Çünkü burası A ise burası 90 eksi A. O zaman burası da ne olacak? B olacak. Niye? Çünkü 2 A ile 2 B'yi toplarsan ne eder? Bakın 2 A 2 B'yi toplarsan 180 eder. Peki A artı B'yi toplarsan ne olur? 90 olur. Ha, demek ki ben doğru yapmışım. O zaman bak sana biraz önce anlattığım o çakallık vardı ya. Sadeleştir sadeleştir. Bakın 4'e 8 2'ye 1 ise o zaman 4'e 1'dir diyeceksin. Bunu da bitirmiş olacaksın. Ee, hemen bir daha söylüyorum pardon. Şurayı sadeleştirdin 1'e 2 dedin. O zaman sen de buraya hemen ne diyeceksin? K'ya 2K diyeceksin. Biraz önce ben sanki uyudum gibi bir şey oldu. Ayakta uyuduk ya bu ne biçimmiş. K'ya 2K dedim ve burayı da bitirmiş oldum. Şimdi arkadaşım çok dikkat et. Bana tersten açı ortay soruyor. Bakın burası bir üçgen. Bu da dış açı ortayı. Dış açı ortaydan bak yaklaştım. Ne oldu? Buradaki boşluğa girdim. Bana diyor ki AD'yi bulun. AD'ye ben X diyeyim. X bölü K eşittir. X artı 3 pardon X artı 12 orayı sadeleştirmek için 1'e 2 yazmıştık. X artı 12 bölü ne oldu arkadaşım? 2K olmuş oldu. Şu K'lar birbirini götürdü mü? Götürdü. O zaman 2 ile çarptım burayı. 2X artı X artı 12. 2X, art, 2X eşittir X artı 12. O zaman ne oldu? X eşittir 12 olmuş oldu. 12 neresi? AD. Ben de zaten x'i x'i AD'ye vermiştim. O zaman ben de bu soruyu rahat bir şekilde bitirmiş oldum. Hemen geldim bir başka konuma. O da kenar ortay. Kenar ortayda ne vardı arkadaşlar? Adı üzerinde hemen köşelerden çıkıp da karşı kenarı ortalayan doğru parçaları benim için neydi? Kenar ortaydı arkadaşım. Kenar ortaysa o zaman ben ne yapacağım şimdi? burada hepsini birleştireceğim. Hepsini birleştirirsem bunlar bir noktada kesişirler. Biz buna ağırlık merkezi gösterimini de x diyoruz arkadaşım. Peki 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 peki. Biz kenar ortayı neyle gösteriyoruz? B ile gösteriyoruz. Kenar ortay B ile gösterilir. Dedim. Kenar ortay V ile gösterildiğine göre o zaman demek ki A kenarına inen yani BC'ye indirilen kenar ortay B A ile çünkü burası A'dır. A'yı gören A. B'yi gören V B ile C'yi gören de V C şeklinde gösterir. Mesela kim Vc? Tabii ki de CE'ye Vc'ye demiş olacağım. Çünkü o kenar ortaydı. Bir de bu kenar ortayda şunu unutma. 1'e 2 oran vardır. Yani burası K ise kenara 1, köşeye 2. Burası M ise burası 2M, burası N ise burası da 2N olacaktı dedim ve bitirdim. Şurası karışmasın. Burası M olacak. Çünkü M'ye 2M 2N'ye N dedik ve bu olayı da bitirmiş olduk. Şimdi bu kenar orta ile ilgili sana söylemem gereken bir şey var. O da şu. 90 derecenin olduğu yerden kenar orta indirirsen işte burada muhteşem üçlü dediğimiz olay oluyor. Peki kural ne burada? Biz bir orta taban çekersek arkadaşlar, orta taban ikiye böler. İkiye böleceği için ben neyi biliyorum? Ben buranın tamamının k'ya 2k'dan dolayı 3k olduğunu biliyorum ama ikiye bölünme olduğu için K'ya 2K değil, 2K'ya 4K diyeyim. Yani tamamı 6. 2'ye bölünceye için 3'e 3 olacak. 2K, K, 3K muhabbetini unutmayacaksın kenar ortayda. Hemen geldim bir sorusuna. Kenar ortayın sorusuna bakıyorum. Bu arada bakın kenar ortay kaçıncı kuralımız? Bir öncekindeymiş. Kenar ortay 5. 10 tane özellik var. 10 tane. 10 tane bölüm var üçgenlerde. Bunları iyi bilmemiz lazım. Şimdi geldim buraya baktım ağırlık merkezi G'ymiş. 6'ya 6, 6 kök 3 vermiş. Bana BC kaç santimetredir diyor. Hemen bulmaya çalışayım. Bakın şunu uzatırsam burayı 3 kök 3 ve 3 kök 3 diye ayırır. Ve ben şunu biliyorum. Burası 2A'ya A. Şurası da K olsun. Bakın burası K olursa şurada 2 tane üçgen var. O ne? K'nın karesi artı A'nın karesi eşittir. 3 köküçün karesi 27. Yan tarafta bir üçgen var. K'nın karesi artı 4A'nın karesi eşittir 36. Var mıdır bir sıkıntı? Bence yok arkadaşlar. K'nın karesi 4 2A'nın karesi 4A kare. 6'nın karesi 36. Burada ne yaptım? Dik üçgenleri kullandığım Pisagor yani. Kullandıktan sonra ben ne biliyorum arkadaşım? Şunu biliyorum. Yukarıyı eksiyle çarpsan taraf tarafa toplasan. K kareler gitti. Burası ne oldu? 3a kare oldu. 3 3a kare eşittir ne oldu? 9'a eşit oldu. Bakın 3a kare a kare 4a kare 3a kare. Her tarafı sadeleştirdim. O zaman a kare eşittir benim için ne oldu? 3 olmuş oldu. a kare benim için 3 olmuş oldu. O zaman a nedir? Oldu mu sana kök 3? Evet, oldu kök 3. Peki a kök 3 ise bakın burası kök 3. 3'ün karesi 3. E burası 27 bunun karesi. E burası 3'tü. O zaman bu adam neymiş? Kök 24. Peki kök 24 ise burası. Kök 24'ün anlamı 2 kök 6 idi. O zaman buraya ne kaldı? Kök 6. E burası kök 3'tü. Burası 2 kök 3. E o zaman 2 kök 3'tü 6'ya bakarsak. Bunun karesi 6. Buranın karesi 12. 12 6 daha 18. 18 nedir? 18 3 kök 2'dir. Burası da 3 kök 2 olmuş oldu. 3 kök 2, 3 kök 2 bize neyi soruyormuş? 6 kök 2'yi soruyormuş. Bir an korktum cevaplarda yok diye. Ama burada duruyormuş. Geldik yükseklik ve diklik merkezine 6. kısmı arkadaşlar. Üçgenin bir köşesinden karşı çek çekilen dikmeye biz ne diyoruz arkadaşlar? Yükseklik ve yükseklikler arkadaşlar bir noktada kesişir. Ve biz bu noktaya da diklik merkezi diyeceğiz. A kenarına ait. Bakın A kenarı burası. O zaman burası haşa. ...B kenarına ait HB, C kenarına aitse... ...HC ile göstereceğiz arkadaşlar... ...ve de diyoruz ki... ...bakın dar açılı üçgenlerde... ...işte bunlar ne olacak... ...hepsinin diklikleri üçgen içinde kesiştiği için... ...o zaman diklik merkezi... ...iç bölgesindedir dedim... ...bakın dik üçgende bunun yükseklik yüksekliği burası... ...bunun yüksekliği burası... E, o, ...bu adamın da yüksekliği burası... ...o zaman yükseklikler nerede kesişti... ...dik dik açılı üçgenlerde... ...yükseklik diklik merkezi arkadaşlar... 90'ın olduğu köşedir. Unutmayın bunu aklınızda olsun. Bir de arkadaşlar geniş açılı yaparsak bakın geniş açılı üçgenlerde de dikkat edin. Üçgenimiz burası. Bakın üçgenimiz burası. AB'yi görüyorsun AB'yi. İşte bu AB'ye inen dikme nedir? Burasıdır. Peki AC'ye inen dikme nedir? Budur. E peki burası da zaten CB'ye inendi. O zaman bunların uzantılarını birleştireceğiz tabii ki de. Kendileri hiçbir türlü birleşmiyor. O zaman ne olacak? Dışarıda bir bölgede birleşmiş olacaklar. O zaman ne demek bu? Diklik merkezi üçgenin dış bölgesindir dedim. Ve geçtim. Geldim 7. bölüme. 6'yı bitirdik. Diklik ve neydi arkadaşlar? Yükseklik ve diklik merkeziydi. Şimdi kenara geldik. Kenar orta dikmeye geldik. Kenar orta dikme adı üzerinde arkadaşlar. Bir kenar varsa bu kenarın tam orta noktası şurasıysa Buradan ne yapıyor? Pat diye böyle çatak diye bir dik, ne çakıyor orada? Diklik çakıyor. Bakın burada AE EB'ye eşit. Bakın AE EB'ye eşit. Tam buradan bu noktadan ne? 90 geçiyorsa bu nedir arkadaşım? Kenar orta dikmedir. Ve unutma üçgenin kenar orta dikmeleri bir noktada kesişir. İşte o da burası. Bak unutma. Açı ortay. Kenar ortay. Diklikler. Kenar orta dikmeler. Hepsi bir noktada kesişir. Açı ortaylar kesişirse İştey çember merkez denir. Kenar ortay kesişirse ağırlık merkezidir. Yükseklik kesişirse diklik merkezidir. Kenar orta dikme kesişirse buna da ne diyoruz? Çevrel çemberin merkezi diyoruz. Çevrel çemberin merkeziymiş bu da aklında olsun. Çevrel çember merkezi derse kenar orta dikmeler aklına gelecek ve bunların dik olduğunu söyledik ve buradaki P noktası da çevrel çemberin merkezidir. Aklında olsun. Peki burada bilmem gereken ne? Dar açılı üçgende tam iç bölgesindedir diklik merkezi. Dik açılı üçgende hipotenüsün tam ortasıdır arkadaşlar. 90'ın karşısının tam ortası benim diklik merkezimdir. Hemen geniş açılı üçgende ne olacak o zaman? Geniş açılı üçgende de hemen ne olacak? Benim dik, e, kenar orta dikme merkezim yani çevrel çemberin merkezi üçgenin dışında olacak. Bunu da söyleyeyim. Üçgenin dışında ise geniş açılı, içinde dar açılı. Tam olarak kenar ortayın üzerinde ise kenar ortayın üzerinde ise yani daha doğrusu kenarın Tam orta noktasında ise o zaman o da nedir? Dik üçgendir dedim. Dik üçgense tam olarak hipotenüsün ortasında durur dedim geçtim. Bir de arkadaşlar ikiz kenar ve eşkenar üçgene çok çok ciddi bakmak lazım biraz da. Nasıl yani? İkiz kenar üçgende unutmayın arkadaşlar tepeden indirdiğin dikme hem açı ortay hem kenar ortay hem de yüksekliktir. Tepeden indirirsen bunların hepsi aynı anda olur. Bir yükseklik olur. Kenar ortay olur. Bir de ee, bu kenar ortay bu da açı ortaydı unutmayalım dedik ve aynı zamanda da dikmedir yani yüksekliktir. Tüm kenarlara ait yükseklikler aynı zamanda ne olacak arkadaşlar? Açı ortay, kenar ortay ve birbirine eşittir. Ne bu? Bu işte eşkenar üçgen. Bakın bu eşkenar üçgen, bu ikizkenar üçgen özelliğiydi. Eşkenar üçgenlere var. Herkes birbirinin aynısı. Çünkü zaten eşkenar adı üzerinde. O zaman A'nın yüksekliği, B'nin yüksekliğine, C'nin yüksekliğine eşittir. Aynı zamanda açı ortaylar ve kenar ortaylarında hepsi birbirine eşittir dedim. Artık dik üçgene geçtim. Ve dik üçgenden sonra da alan var. Alandan sonra da bitirmiş oluruz. Bu arada arkadaşlar şu an ben neyi bitirdim? İkiz kenarda dik üçgeni bitirdim. Ve arkadaşlar biz programımıza bir daha geri dönelim. Bakın biz sizinle üçgenin yardımcı elemanlarını yapmıştık. Yardımcı elemanlar neydi? Açı ortay, kenar ortay, yükseklik kenar orta dikmeydi. Bunların hepsini geçen hafta anlatmıştım ben size. Bugün günlerden 3 Mayıs. 3 Mayıs'ta da neyi biliyorum ben artık arkadaşım? 3 Mayıs'ta da ikinci dönem full tekrarını yaptım. Ve arkadaşlar bakın, siz şu an dik üçgen görmediniz daha. Ne zaman göreceksiniz? Dik üçgen trigonometri 24 Mayıs'ta göreceksiniz. O yüzden bu kısımları biraz üstün körü geçeceğim. Çok böyle anlaman için, hatırlaman için tabii ki de bilmediğin için hatırlayamazsın. Ama ben sadece sana böyle özet geçer gibi hızlı hızlı geçeceğim. Bir açısı 90 derece olan dik üçgene ne denir? Dik üçgen, <laughs> üçgene dik üçgen denir. Dik üçgende arkadaşlar, 90 derecenin karşısına hipotenüs diyeceğiz ve komşu kenarları da ne diyeceğiz? Dik kenarlar diyeceğiz. Ve burada Pisagor dediğimiz bir bağıntı var. O da ney? A kare, b kare, c kare birbirine eşit. Nerede? Hipotenüsün karesi nedir arkadaşım? Diğer dik kenarların kareleri toplamıdır. Bu da aklında olsun. Ve burada dik üçgende bilmen gereken, çok bilmen gereken özel üçgenler var. O da nedir? 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25. İşte bunları kesinlikle çok 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 iyi bilmen lazım arkadaşım. Bunları bilirsen çok rahat edersin. Bir daha Pisagor'la uğraşmazsın. Peki 3, 4, 5 özel üçgense o zaman 6, 8, 10 ne hocam? Bu da özel üçgenin yandan yemiş. Yani özel üçgene benzer bir şey. Özel üçgenin bir katı. O zaman 6, 8, 10 olur. 3, 3 katını alırsan 9, 12, 15 olur. E 4 katını alırsan 12 16 20 olur. 5 katını alırsan da 15 20 25 olur. Bunları aklında tutmalısın. Çok önemli. Bir de sana bazen de 5 12 13 değil de 10 24 26'yı da verebilir. Aklında olsun. Bunları da çok fazla genişletmezler ama iste, isteyen altına da genişletsin. Not tutuyorsunuz tabii ki de izlerken not tutunuz için lütfen kesinlikle bunları bir yere yazın. Aklınızda olsun. Şimdi benim herkesten farklı bakın bu anlat biraz önce anlattığımızda herkes anlatır. Yalnız bunu sadece ben anlatırım gibi geliyor. Çünkü burası çok önemli. İki tane kenar birbirine eşitse A A ise hipotenüsün A kök 2'dir. Ezbere bil. A kare A kare A kare 2 A kare kökten çıkarsa A kök 2'dir. Ezbere bil ama sen. Ezbere bil. Buraya geldim. A'nın karesi 4 A kare 5 A kare. O zaman burası da A kök 5'tir. Burası da A kök 10'dur. Zor mu? Değil. Ama sen bil bak. Bunlar özel. A 2A A kök 5. A 3A A kök 10. Mesela sana bir soru soralım. Bir dik üçgen varsa burası 2 ise burası 2 kök 5 ise bak Pisagor'a gerek yok. 2 4 2 kök 5. A 2A A kök 5. Bak başka bir üçgen söyleyelim hemen. Neyi bilmen gerek mesela? 9 olsun 3 olsun. Bak 3 9 3 kök 10. Nokta net. İşte bu kadar. Olay bitti. Bunları çok iyi bir şekilde bilmek gerekiyor. Öklit teoremine geçeyim. Öklit teoremi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Öklit teoremi bir dik üçgende bir dik üçgende dik köşeden aşağıya indirdiğim dikme kenarı iki parçaya böler. Bakın eşlemedim. iki parçaya böler. Bu parçaların çarpımı nedir arkadaşlar? H'nin karesidir. Unutma. Bu parçaların çarpımı H'nin karesidir. Bir de arkadaşlar sağ taraftan bakıyorsak Sağ parça çarpı tamamı yani K çarpı A. Sol taraftan bakıyorsak sol taraftan yani C'nin karesi sol parça çarpı tamamı o zaman P çarpı A oldu. Bir de sen alan biliyorsun. Alan birazdan söyleyeceğim. Bilmiyorsun aslında. Ne o alan? C ile B'nin çarpıp ikiye bölersem dik kenarları alanı bulmuş olurum. Bir de burada da arkadaşlar H ile A'yı çarpıp ikiye bölersem de yine alan olur. Alanlar birbirine eşit olduğu için bir de dik kenarlar çarpımı yükseklikli tavanın çarpımına eşittir diyeceğiz. Bu da aklımda kalsın. Şimdi dik üçgende trigonometrik oranlar var. Bunları yeni görüyorsunuz. İlk defa görüyorsunuz. Burada işte bunları biraz ezberleme bilmeniz lazım. Ama ben sana pratiğini öğreteceğim. Şöyle ki arkadaşım. Bak bir dik üçgen varsa bir açı varsa sen burada ne diyorsun biliyor musun hemen? Sen hemen diyorsun ki sinüs alfa bak sinüs karşı bölü hipotenüstür. Karşı bölü hipotenüstür sinüs demek bu. Kosinüs harfine demek bak kosinüs kosinüs komşu bölü hipotenüstür. Tanjant ne demek? Sinüs gibi. Karşı bölü hipotenüs değil karşı bölü komşu diyorsun bu sefer. Kotanjant da, da bak kotanjant komşu. O zaman komşu nedir arkadaşım? O da B bölü C'dir dedim. Komşu bölü karşıdır. Hipotenüs ve kotanjantın açılımı söyledik. Hipotenüs burada yok mesela. Tanjant kotanjantta hipotenüsü kullanmıyorsun. Ama bunlar da kullanıyorsun. Ve arkadaşım şunu unutma. Bir açı 90'a tamamlayan diğer açısı varsa o zaman bu bunlar birbirini sinüs kosinüs de ve tanjant kotanjant da eşittir. Ne diyorsun hocam? Sinüs 50 eşittir. Kosinüs 40'tır. Bunları unutmayacaksın. Adam sana sinüs 50 verdiyse sen diyeceksin ki kosinüs 40 buna eşittir diyeceksin. Geldim dik üçgenlerin özelliklerine. 45-45 üçgenini biraz önce söylemiştik. E, bunların trigonometrik değerleri çok önemli. Kök 2 demiştik. Bakın karşı bölü hipotenüs 1 bölü kök 2. Yani kök 2 bölü 2. Tabii ki de kotanjant 45'te komşu bölüden aynı şey. Tanjant kotanjant da karşı bölü komşu komşu bölü karşıdan dolayı birler. Ve kesinlikle ve kesinlikle bunları ezbere bilmen lazım. Çok önemli bunlar. Nedir? Sinüs 30 kosinüs 60 1 bölü 2'dir. Birbirini 90'a tamamladıkları için. Sinüs 60 kosinüs 30. Bakın sinüs 60 60'ın karşısı kök 3 bölü hipotenüs orası da 2'dir dedik. Peki tanjant tanjant 30 kotanjant 60 nedir? O da kök 3 bölü 3'tür. Aslında orası da nedir biliyor musunuz? Karşısı 1 komşusu kök 1 bölü kök Ama bizim ağzımızda artık kök 3 bölü 3 diye kalmış. Bu da tam tersi 1 bölü kök ise o da kök 3 olmuş olacak. Bir de arkadaşım birim çember dediğim bir şey var. Birim çemberde bilmen gereken şey şu. Hemen söyleyelim. Birim çemberde bilmen gereken şey. Burası alfa ise bak karşı bölü hipotenüs birim çemberde yarı çapın birdir. Bak yarı çapın bir ise burası 1 e sıfır. Burası sıfıra bir. Burası da yine eksi e sıfır. Burası da sıfıra eksi bir. Yarı çapın bir ise karşısı bölü 1. Ha, demek ki burası sinüs alfaymış. Bakın o zaman sinüs alfa burası. Bak komşu buraya a dersen a bölü 1 kosinüs alfa. O zaman demek ki buradaki parçam kosinüs alfa buradaki sinüs alfa oldu. O zaman demek ki x'im neymiş çemberin üzerindeki bir noktanın? x'i kosinüs alfadır. y'si de sinüs alfa olmuştur. Kosinüs alfa ile sinüs alfa olduğunu söyledik. Tamam. Başka bilmem gereken ne var? İşte bakın burada söylüyoruz zaten. Benim anlattıklarımı buradan attım. Tanjantı biliyorsun karşı bölü komşu. Buraya buraya x dersen buraya y dersen tabii ki de y bölü x olacak kotanjant da komşu bölü, komşu böyle karşı olduğu için x bölü y olacak. Yine aynı şekilde arkadaşlar bakın sinüs var mı yatayda? Yataylar kosinüstür. Yatayda sinüs var mı? Yok. O zaman sinüs sıfır olmuş olacak. Sinüs sıfır sıfır eşit olmuş olacak. Aynı zamanda kosinüs dikeyde var mı? Yok. Orada da sinüs var. O zaman kosinüs 90'da sıfırdır. Peki sinüs 90 nedir? Evet sinüs 90 bakın 1'e geliyor. Ee, kosinüs 0 nedir? Kosinüs 0 da o da yine sıfırdaki değeri 1'dir. Unutmayacaksın. Kosinüs 180 eksi 1'dir. Sinüs 180 bakın arkadaşlar burayı ufak bir yanlışlık yapmışız. Sinüs 100 pardon özür dilerim. Sinüs 180 yatayda sinüs olmadığı için evet burası sıfırdır dedik. Bu da doğruymuş. Bir sıkıntı yokmuş. Geçtim. Bilmen gereken bakın x kare artı y kare 1 miydi? Evet x kare artı y kare 1. Çünkü burası dik üçgen. O zaman sin kare artı kos kare alfa da bir olacak çok önemli bir özelliktir dedim. Ve bu kısmı da bitirmiş oldum. Geldik üçgende alana. Arkadaşım üçgende alan yapman gereken şey şu. O da yükseklik çarpı taban bölü 2 üçgende alandır. Dik üçgende dik kenarlar çarpı bölü 2 alandır. Dış açı, dış açı nereden çıktı? Geniş açılı üçgende uzantının indirdiğin kenarın uzantısına indirdiğin dikme HC bölü C HC çarpı C bölü 2 de yine alandır. Ve unutmaman gereken, bilmen gereken bir şey tabanı sabit tuttuğu sürece iki paralel arasında sen tepeyi istediğin yere kaydırabilirsin. Niye? Yüksekliğin haş tabanında çünkü a'dır. Unutma bunu. Ve bunu biliyorsan neyi bilmen gerekir? İşte şuradaki tırtıklı alanın üçgen üçgen alanı şuradaki gerçek alanın üçgenin şey gerçek üçgenin alanı birbirineştir. Malum Ramazan arkadaşlar yaklaşık bir saati geçti. Çok konuştuk. Bazen de böyle karıştırmalar olabiliyor. O zaman ne diyorum arkadaşım baksana. Diyorum ki H çarpı A bölü 2 olduğu için bunların ikisinin alanı da birbirlerine eşitlerdir. Bir de neyi bilmen lazım tabanlar oranları sana alanlar oranını verir. Çünkü niye yine de bunların ikisinin de yükseklikleri h'tır. O zaman tabanlar ne kadar oranlıysa alanlar da öyledir. Mesela bakın burası 3 olsun şurası 5 olsun. O zaman şu lacivert yer nedir 5S'tir. Hemen öbür tarafı gösterelim. O zaman bu kırmızı yerde ne olacaktır? 3S olacaktır dedim. Bunu da unutma aklında kalsın. Bilmen gereken bir başka özellik de arkadaşım nedir? U'lu formül. Bir de U'lu bir alan bulma var. 3 kenarı biliyorsan çevrenin yarısı U'dur. Ve bak çok kolay bir şey yapıyorsun. U'yu yazıyorsun. U'dan A'yı, U'dan B'yi U'dan C'yi çıkartıp kökü alıyorsun. İşte bu da senin U'lu alan formülündür. U ne? Bir kere daha söylüyorum. Çevrenin yarısı çevrenin yarısı U'dur. V, 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 V. Geometride en önemli alan bilgisi arkadaşım. O da nedir? Alan bilgisi. Sinüslü alan bilgisi çok önemli. Dörtgenlerde de çok kullanıyoruz çünkü bunu. O zaman nasıl söyleyeceğiz? İki kenarım varsa aradaki açım belliyse bu aradaki açının sinüsü kenarların çarpımı bölü 2 yapıyorum. Biliyorsun bölü 2 her zaman var. Kenarlar var. Arada bir de alfa olduğu için de sinüs alfa yapabiliyorsun dedim. Ve başka sorularıma geçtim. Heh, geldim buraya. İki tane benzer üçgen varsa benzerlik oranım normalde nedir? İkisinde de bakın tek çizginin karşı, tek çizginin karşı D. O zaman benzerlik oranım AD'dir. Ama benzerliğim AD iken alanlarım oranında kareleri orandır. Alan, alan oranları da kareleri oranıdır arkadaşım. Unutma kareleri oranıdır dediğim. Ve hemen geldim yedinci özelliğime. Eşkenar üçgenin alanını çok iyi bilmen lazım. Çünkü eşkenar üçgenin alanı bildiğin bir kenarı varsa a kare kök 3 bölü 4'tür. Bak ezbere bilmen lazım. Hiç evde tekrar et bunu. A kare kök 3 bölü 4. A kare kök 3 bölü 4. Eşkenar üçgenin alanı neredeyse üniversite sınavında her sene bunu bir yerde kullandırtıyorlar. Aklında olsun. Yüksekliği biliyorsun çünkü. Yüksekliğin ne? Tabii ki de a kök 3 bölü 2. Benim yüksekliğim olmuş olacak. Şimdi geldim son soruma. İşte artık videomuz konu tekrarımız, full özetimiz bitti. Full tekrarımız. Şimdi son sorum. Bakalım bize ne diyor? Bize diyor ki alan ABC 6 santimetre imiş. Bakın arkadaşlar bu açı bu açı eşitse e, bu da bunların ortak açısı. E, bu da bunun o zaman büyük üçgenin çift açısı. Bu da küçük üçgenin çift açısı. Bak şimdi küçük üçgeni yazıyorum. Bakın A ne var? 5 uç var. 3'e 5. Büyük üçgeni yazıyorum. Büyük üçgende bakın tek noktanın karşısı 3'tü. Burada tek noktanın karşısı büyük üçgende 6. Çiftin karşısı yok olsaydı da biliyordum zaten burası 7. Çünkü 2 katı bak. O zaman buradaki oran nedir? Buradaki oran 1 bölü 2'dir. Bak 1 bölü 2'ymiş benzerlik oranı. Kimin? Küçükle büyüğün. Bakın küçük üçgenle büyük üçgenin benzerlik oranı benzerlik oranı neymiş? 1 bölü 2'ymiş. Peki alan oranı nedir alan oranı? Bak alan oranı da arkadaşım nedir? 1 bölü 2 ise tabii ki de karesi kadardır. Biraz önce özellikle söylemiştik. Benzerliğin karesi kadardır. O da 1 bölü 4. Peki arkadaşım adam zaten küçük üçgeni bana 6 vermiş. Bakın 6 ise o zaman büyük üçgenin alanı da nedir? X eşittir 24. Büyük üçgenin alanı 24'müş. O zaman 24 ise buraya ne kaldı? 18 kalmış oldu. İşte 18 kaldıysa ben de buradaki alanı buldum. Çünkü 1'e 4 oran vardı. Küçük 1 ise büyük 24'tü. 24 arkadaşım ne olacak o zaman? Kesinlikle 6'dan 24'ten 6 çıkarsa 18 oldu dedim ve sorumu bitirmiş oldum. Arkadaşlar bir kere daha söylüyorum. Bakın son kısımda hocam ne anlattınız hiçbir şey anlamadım diyorsan hiç sıkıntı etme. Çünkü dik üçgen ve trigonometriyi anlatacağım. Alan videosunu da yine paylaşacağız. Anlatacağız arkadaşlar. Sizin için kampımız süper başlıyor. Bugün Mayıs 3 Mayıs. Parşem, burada hemen pazartesi, çarşamba, cuma. Pazar günü süper full tekrarlar. Hemen bayrama kadar da yetişen full tekrarların bütün derslerden var. Unutma İngilizce'de zaten yine hafta sonu var buraları sakın kaçırma. Sonrasında da zaten parça 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 derken büyük parçalar halinde yine konularımızı anlatacağız. Tabii ki de ödev vermeyi unutmadık. Ödev ne vereceğiz? Bugüne kadar bildiklerini yapacaksın. Nereden başlayacaksın? Doğru orantı, ters orantı yani oran orantı konusundan başlayacaksın. E, bu ne? Bu arada Dinamo kitabımız. Tabii ki de soru bankamızdan. Bak 141'den başlıyorsun. Nereye kadar arkadaşım? Ben sana nereye kadar gösterdim? Pisaragora kadar gösterdim sen sayfa 231'e kadar eksiksiz 90 sayfayı ben zaten her hafta ödev vermiştim sana yapanlar yapmıştır yapmayanlar eksiklerini tamamlasın arada eksiği olanlar varsa eksiğini tamamlasın ben hocam alanı anladım ben dik üçgeni anladım diyorsan isteyenler de tabii ki de son konuya kadar tekrarını yapsın bitirsin geldim buraya peki peki Dinamo kitabımızı yaptı söyledik. Sıfırdan dokuza kitabımızda nereden nereye ödev? Tabii ki de Bakın burada köklü sayıları geçtikten sonra oran arantı başlıyor. Nerede? 168'de. 168'den üçgenlerin sonuna kadar arkadaşım. Nereye kadar yani? Kenar ortay. Bak kenar orta dikme yükseklik. iki kenar. Pisagor'a kadar arkadaşım. 200, 169'dan 244'e kadar ödev. Yapamazsan kare kodda canım hocam seni bekliyor. İşte arkadaşım sana söyleyeceğim bu. Buraları yapıyorsun. Bak Ödev bu ne hocam ya çok ödev verdin diyemez kimse. Zaten ben bunları sana en az bir 6-7 videonun toplamında vermiştim. O yüzden de çoğunu yapmışındır Yapmayanlar, boşu olanlar varsa da onları söyledik. Evet arkadaşlar şimdi işte bu iki hafta bayrama kadar konsantre olma, konsantrasyon kampını iyi geçirme vakti. Sizden ricam lütfen kaleminiz elinizde, kağıdınız önünüzde hemen lütfen notlarınızı güzel güzel alın eksiklerinizi tamamlayın. Bu full tekrarlar sizin çok işinize yarayacak. Biliyorum çok seviyorsunuz özeti. O yüzden de biz de sizin için güzel bir program yaptık dedik ve artık programın da sonuna geldik. İnşallah çok güzel geçmiştir. Ben şu an çok mutlu olduğum için demek ki güzel geçmiş. İnşallah siz de bunu hissetmişsinizdir bu enerjiyi. Bu güzel anlatımı inşallah işinize yaramıştır diyelim. Ve artık sözü fazla uzatmayalım. ...işte senin için onur orantıdan güzel bir ödülü soru seçtim. Bakalım kimler bu oran orantıyı ve özeti iyi anlamış. Görelim yorumlara cevaplarını bekliyorum. Ve de arkadaşlar olumlu ya da olumsuz görüşlerini yorumlara bırakabilirsin. Like butonunu kırmayı unutma. Bayramdan sonra görüşürüz.